Herkese yeni günden selamlar arkadaşlar. Evdeki işlerimizi halledip bahçemize geçtik. Bugün de bayağı rüzgarlı. Zaten dün geceden bayağı fırtına çıkmış, yani öyle söyleyebilirim. Gelirken birkaç evin çatısı uçmuştu. Bizim burada çok şükür bir şey yok. Anneannemler de söylediler zaten çok fazla rüzgar olduğunu. Zaten geldiğimizde de balkon batmış vaziyetteydi. Biraz süpürdük. Şimdi annemgiller, şimdi annemle ablam da burayı silerler muhtemelen. Ya da yıkarlar, bilmiyorum. Gelirken de yukarı uğradık. Halamlar gitti, biliyorsunuz zaten. Daha önce de size söylemiştik. Yukarısı o kadar sessiz ki böyle bir tuhaf olduk. Yani alışmıştık 5 ay boyunca halamların orada olmasına. Bir garip olmadık değil açıkçası. Bu arada saat 4. Yeni bahçeye gelebildik. İnşallah rüzgardan da sesim geliyordur. Babamın artık okulu başladığı için okula gidiyordu. Bir de bizim evde birkaç işimiz vardı. Onları halledip yeni gelebildik. Bu arada gelirken de kargomuzu aldık. Uzun zamandır beklediğimiz bir kargo vardı. Yaklaşık bir haftadır bu kargomuzu bekliyoruz. Şimdi sizinle beraber açalım. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu şekilde ipler sipariş verdik. Panç yapmayı düşünüyoruz. Deneyeceğiz yani. Bakalım sizinle beraber görürüz zaten. Renklerini size göstereyim. Markası da bu zaten. Trendyol'dan aldık bu arada. 100 gram bunlar. Bayağı küçükler yani. Biz daha büyük bekliyorduk. Ama ağırlar, öyle hafif bir ipler değil yani. Kahverengi sipariş verdik. Sarı, böyle hepsinde kullanabileceğimiz renkleri sipariş verdik ki kullanalım diye. Her şey uysun diye. Burada böyle güzel bir bebe mavisi var. Şöyle bir pudra pembesi var. Bir de her şeyle uyusun diye krem rengini tercih ettik. Tabii en önemlisi de şu. Şöyle iğne sipariş verdik. Yani panç iğnesi. Klasik pembe iğneler vardı. Yani şuraları böyle mor olanlar vardı ama biz bunu sipariş edelim dedik. Ahşap başlı. Daha güzel bir görüntüsü de var ayrıca. Markası Nurgen'in. İçinden de 3 tane iğnesi çıkıyor. Bir de şöyle iplerini takmak için demir var. Teli var, öyle söyleyeyim. Şurada da iğneleri var. Ekstradan 2 tane başlığı var. Yani 3 tane, biri ince, diğeri orta, diğeri de kalın. 3 tane başlıkla geliyor. Oldukça güzeller. Hangi siteden aldığımızda alta açıklama kısmına mutlaka ekleriz. Gayet güzel bir paketlemesi var. Tabii biraz kargosu geç geldi. O da bir şey olmaz, sorun değil. Denersek de gösterir zaten. Artık şimdi bunları kaldıracağım. Daha sonra evde muhtemelen deneriz. Hatta böyle işi öğrendiğimiz zaman size de mutlaka gösteririz. Şunlar daha kalın şuna göre. Gayet güzel renkleri var. Biz bunları tercih ettik. Bakalım işi yapabilirsek mutlaka diğer renklerini de tercih ederiz. Evde de panç iğnemiz vardı. Şu iğne, ince uçlu olanlara uygun olan, şu uçlara uygun olan iğnelerim, iplerimiz de vardı renk renk. Onları da deneriz. Gayet güzel ama. Tavsiye ederiz yani, şu şekilde görünüyor. Bu arada bunların hepsini 68 TL'ye aldık. İplerle panç iğnesiyle beraber. Panç iğnesi sanırım 40 TL'ydi. İplerde 7.45 gibi bir fiyat vardı. Size bilgilendirmek istedim. Alırsanız eğer, fiyatlar bu şekilde olarak. Mor iğne olan da daha uygundu. Aslında daha uygun da değildi. Onlar 35 TL'ydi. Bu 40 TL'ydi. Baktım ahşap daha güzel duruyor. Daha diğerlerinden daha farklı duruyor diye. Bilerek ahşap almak istedim. Denedikçe de size gösterir zaten. Birkaç tanesine deneme yaptık. Bakın şurayı az önce yaptım. Söktüm daha yeni. Kasnağımız olmadığı için çok iyi olmuyor ama gayet kolay bir işlem. Yani biz yapabilmişsek kesinlikle hepiniz yapabilirsiniz. Burada çok güzel bir görüntü oldu. Şu an çıkardım, söktüm ama çok yakın zamana detaylı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Hem şu takımı da çok kolay. Mutlaka bir gün çekip özel olarak panç iğnesinin geçirilişini mutlaka size göstereceğiz. Şurada zaten bu tel sayesinde kolay bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Oldukça güzeller. Panç almak isteyenler kesinlikle almalı diye tavsiye ederiz. Bu arada çayımızı da koyduk. Gelirken de ablam incir topladı. Onu da size göstereyim. Bakın
Çok güzel görünüyor ve inciri gerçekten çok seviyoruz. Çok da lezzetli oluyor bizimki. Çünkü anneannemler hiçbir şekilde gübre falan vermiyorlar. Kendi kendilerine yetişiyorlar. Çok da su vermedikleri için mi bilmiyorum ama aşırı derecede tatlı oluyorlar. İçlerini de hatta size göstereyim. İçi de bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok lezzetli. Bir ağaç var ama o da herkese yetiyor. Tüm sülaleye yetiyor, öyle söyleyebilirim. Bizim şurada da incirimiz var. Onu daha önce size göstermiştik aslında ama şuralarda bir yerde incirimiz var. Çok küçük, daha yeni bir ağaç yani. Üstünde birkaç sayılı var. Şuradaki ağaç. Şurada küçük olan ağaç. Üstünde çok az var. O yüzden çok fazla kopartamıyoruz. Hatta sayılı böyle zaten. Onları kopardıkça da gösterir size. Anneannemlerin inciri gerçekten çok güzel. Babam da şurada şeftali topluyor. Onu da getirirse gösteririm size. Kasaya diziyor. Şeftalimiz maşallah çok fazla. Getirince onu da gösteririm zaten size. Babamın getirdiği şeftaliler de böyle görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyorlar ama biraz tatsızlar. Bakın bunlar bayağı büyük ama şunlar çok küçük kalmışlar. Muhtemelen biz kıyamadık koparmaya, ayıklamaya, öyle söyleyeyim. Çünkü küçükken bunu ayıklamak gerekiyormuş. Dalda birkaç tane olması gerekiyormuş ama bizim yazımız geldiği için hiçbirini koparmadık. Onlar da böyle küçük kaldılar. Yoksa şöyle iri iri kocaman kocaman olurlardı. Ama yine de güzeller. Bu şekilde görünüyorlar onlar da. Elma da toplamış bunları. Bizde çok fazla meyve yiyen yok. Sadece babamla ablam seviyor. Ablam da şeftali çok sevmiyor. Sadece babam yiyor. O yüzden geçen gün babamın bayağı bir şekeri çıkmıştı. Ona da çok fazla yedirmek istemiyoruz. O yüzden böyle akrabalara, eşe dosta çok fazla dağıtıyoruz. Yani bizde öyle çok fazla meyve yiyen yok. Sadece korona zamanında yemiştik. O zaman da yani bayağı bir yemiştik. Sadece dut olduğu zaman dut yiyorduk. Onun dışında böyle ağaçtan gidip de bizzat meyve toplayıp yemiyoruz. Eriğimiz var. Onu çok fazla ablam seviyordu. Artık mevsimler de geçiyor zaten. O yüzden fazla da meyve yok açıkçası. Bu arada bizim bahçede artık sonbahar geldi diyebiliriz. Çok erkenden bizim buraya sonbahar geliyor. Mesela şu anda bayağı bir serin. Şehir merkezi sıcak olmasına rağmen burası esiyor. O yüzden çok fazla durulmuyor. Hele ki akşamlara hiç durulmuyor. Geçen yılki vloglarımızı izleyenler, yani bizi eskiden takip edenler çok iyi bilirler. Bu mevsimden sonra çok fazla buraya gelemiyoruz. Artık bizim de son demlerimiz, öyle diyebilirim. Şu an buranın sesinden anlayacağınız üzere bayağı bir rüzgarlı zaten. Şehir merkezinden o sıcaktan kaçmanın tek yolu oluyor bizim için. Şimdilik burada kapatıyorum. Yemeğimizi muhtemelen burada yeriz. Daha sonra sizinle görüşürüz inşallah. Çaylarımızı içtik. Şimdi de keyif çayı yapıyoruz. Yani artık son çayları içiyoruz, öyle söyleyeyim. Burası da bayağı bir soğuk. Üstümüze yelekler giydik. Annemle babam da biber toplamaya gittiler. Biz de ablamla buradayız. Zaten abim de işte hala. Size bu kediciyi gösterelim. Bu kediciyi zaten bizi daha önce takip edenler mutlaka görmüştür. Yukarıya hiç gitmiyor. Oraya gittiğinde de hiçbir insana yanaşmıyor. Sadece buraya geldiğinde bize kendini sevdirtiyor. Aslında yabani bir kedi. Ama burada kendini o kadar çok sevdirtiyor ki burada size anlatamam. Hep böyle geliyor. Bizde seviliyor. Yemeğini yiyor. Sonra gidiyor. Hep istemişimdir böyle siyah bir kedim olsun. Boynuna kırmızı bir kurdele takayım diye. Artık onu yapamayacağımıza göre burada gelip sevdiriyor kendini. Çayımız da güzelce kaynasın. Çayımızı içelim. Yemeğimizi de içeride hazırlıyoruz zaten. Akşam muhtemelen çaya doyumlara gideriz. Bilmiyoruz. Net bir şey yok şu anda. Sadece öyle fikir yürütüyorum ben. Belki yarın dayımgile kahvaltıya çağırırız. Öyle bir düşüncemiz de var aslında. Kendileri müsait olurlarsa söyleriz. Gelsinler, beraber kahvaltı yaparız. Ya buraya gideriz ya da başka bir yere gideriz. Belli değil. Öyle bir fikir yürüttük şimdilik. Oturuyoruz şimdi. Bu arada biz bu ipleri daha önce söylemiştik zaten. Trendyol'dan aldık. Sayfanın sahibiyle iletişime geçtim. Orada daha uygun, bilginize. Trendyol'dan alırsanız 2-3 lira fazla ödeyeceksiniz. Ama kendi sitelerinden alırsanız ekstra uyguna geliyor. Haberiniz olsun.
Artık bunları da evde yaparız inşallah. Gerçekten bunları yapmak için aşırı derecede sabırsızlandım. Sayfalarında da oldukça fazla çeşit var. Alta mutlaka etiket yaparım. Zaten bundan sonraki tek adresim muhtemelen burası olur. Çünkü gerçekten hem ürünleri kaliteli hem de güzel şeyleri var ve uygun fiyatta. Mesela biz bunu 7.45 aldık şu iplerin tanesini Trendyol'da. Ama kendi sitelerinde 5 TL gibi bir fiyatı vardı. Tabii daha çeşit çeşit iplere sahip. Bence mutlaka takip edin bu sayfayı da. Biz hemen takip aldık zaten. Artık bu sayfadan muhtemelen alışverişimizi yaparız. Bakalım. Şunlardan bir tane daha sipariş vermeyi düşünüyoruz bu arada. Eğer yapabilirsek mutlaka bundan bir tane daha sipariş vereceğiz. Bakalım artık. Şimdi çayımızı güzelce içelim. Şu kedinin arkasından geldik. Gelmişken de size şu ağacımızı gösterelim. Bu dayımların armut ağacı. Maşallah üstü o kadar çok ki artık dalları kırılmaya başlamıştı. Bakın şunun üstü komple armut doluydu. Ama ne yazık ki hepsi döküldü, kırıldı. Bakın buralar hep armut. Hatta altında da şuralarda da hala armutlar dolu. Hep böyle teker teker kırılıyorlar. O yüzden dayımgil de bu şekilde destek verdi bunlara kırılmasınlar diye. Maşallah o kadar güzel, o kadar büyük bir ağaç ki. Şöyle dev gibi bayağı uzun bir çubuklarla destek verdiler dayımlar da. Size de bunu göstermek istedim. Böyle bayağı bir genişten alayım. Daha iyi anlarsınız yani şöyle. Şu an burada o kadar çok rüzgar var ki böyle resmen titriyoruz, içimiz üşüyor. O kadar soğuk diyebilirim size. Bu arada yemek hazırlıklarına da başladık. Domatesleri doğradık. Annem de biber kızartacak. Biz de yanına ekstradan bir salçalı makarna çorbası yaptık. Pardon, mantı çorbası yaptık. Onu da çok seviyoruz zaten. Şimdi artık eve doğru geçeyim. Çünkü bayağı bir soğuk. Buralar daha esiyor. Yine evin daldasında kalınca çok üşümüyoruz. Evin önünde durunca. Eve doğru geçelim artık. Şuradaki hamağımızı bir yere kaldırırız. Çünkü artık bilmiyoruz. Bayağı uzun oldu yani. Uzun zaman oldu bilmeyeli. Geçen gün buraya soğan diktik. Onları da sulamasını yaptık. İnşallah yakın zamanda çıkarlar. Şunları da boyamayı düşünüyoruz. Böyle rengarenk boyalarla ama bakalım daha. Günümüzde uzun zamandan sonra bahçemizde gül çıktı. Bu yıl nedense bilmiyoruz ama hastalık mı bilmiyoruz. Tam çözemedik açıkçası. Güllerimiz çok az açtı. Sadece bir sefer açıp kapandı. Şunlar da daha yeni yeni açmaya başladılar. Babam biraz ilaç atınca. İnşallah toparlanırlar onlar. Aslında çok sıcak geçti. O yüzden de olmadı diye düşünüyoruz. Çünkü 47 dereceye kadar gördü Elazığ. Belki o yüzden olmamıştı bilemiyoruz. Hemen bir durum güncellemesi yapayım size. Annemler bahçeden şu küçük biberleri, acı biberleri toplamışlar. Böyle minik minikler. Bunları güzelce kavanoza ekledik. Böyle bir büyük kavanoz oldu. Hala üstüne varmış. Onları da bir ara toplarız. Bunun içine sirke, tuz, kaynar su, böyle bir dişte sarımsak atarız muhtemelen. Güzelce kapağını kapatıp ters çeviririz. Belki bir kaynar getiririz ama muhtemelen getirmeyiz. Şu kapakları böyle iki sefer geri çevrilip tekrar takarsanız hiçbir atma gibi bir sorun olmaz. Bunu da bu şekilde bilgilendireyim dedim. Bu şekilde görünüyor bu da. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Az önce markete gittik, bir şeyler aldık. Çünkü dayımlarla kahvaltıya gideceğiz. Onlar için hazırlık yapalım dedik. Şimdi size aldıklarımızı gösterelim. Öncelikle şunu göstereyim. Bunu Bim'den ya da A101'den aldık, hatırlamıyorum ama A101'di sanırım. Böyle karamın küçük porsiyonlukları düşünün, minik olanı şu şekilde görünüyorlar. Bunları kahve yanı için aldık, gayet güzel olurlar. Böyle zaten çok büyükleri çok ağır geliyor, küçükleri gayet güzel olur diye bizzat bunu tercih ettik. Daha sonra şöyle gazoz aldık, süt aldık, belki yaptığımız şeyleri kullanırız diye. Şöyle krem şantimiz bitmişti, krem şant aldık. Sular var burada. Onları teker teker göstermenin anlamı yok. Bir de şunları aldık. Piknik için iyi oluyor bunlar. Ekstradan yanına bir şey çıkardığımızda direktmen bunları çıkartırız, kullanırız diye. Onlusu sanırım 4,5 gibi bir fiyat vardı. Tam olarak hatırlamıyorum. Bunların 2 adet aldık bir şekilde. Daha sonra burada mayonezimiz var. Bunları da şimdi içeriz diye aldık. Abim, ablam ve benim için. Şöyle 3 tane aldık. Muzlu süt.
daha sonra yine orada iyi olur diye bu şekilde piknik setimiz var aslında ama bir ekstradan bunları almak istedik. Yine burada da var. Daha sonra bundan da 3 tane aldık. Genelde bunu, daha sonra balon ve Haribo arabanın ön gözüne, yani torpido gözüne koyuyoruz. Eğer çocuk görürsek, bahçeye falan giderken ya da başka bir yere giderken çocuk görürsek direkt çıkartıyoruz, bunları veriyoruz. Çok da seviniyorlar. Size de tavsiye ederiz ayrıca. Mutlaka arabanızın bir gözünde balon olsun. Gördüğünüzde çocuk gördüğünüzde onları da verirsiniz diye. Daha sonra çikolatalı sos aldık. Bir de şunu gördük orada. Şöyle çikolata ve buz kalıbı. Bu şekilde. Bunu internette daha önce görüyordum. Ben de merak ettim. Alıp deneyelim dedim. Bu şekilde uzun uzun çıkıyor. Gayet güzel görünür. Yani kahve yanı bardaklarını bile içine çok şık duracağına eminim. İçine meyveli yaparsınız. Daha güzel durur. Mesela bir öğütlen falan buzdan yaparsınız. Çok güzel, çok yakışır. Daha sonra böyle küçük pizzalar, porsiyonluk pizzalar falan yaparız diye bunu da aldık. Eğer kullanmasak zaten derin dondurucuya kaldırırız bunu da. Böyle vanilya ve hamur kabartma tozu aldık. Bu kadar. Şimdi diğerine geçeceğiz. Sıvı yağ var. Çıkartalım. Yine süt aldık. Daha sonra kahvaltıda kullanırız, yeriz diye. Şu çubuk peynirlerden aldık. Zaten yengem de bir şeyler getirecekmiş. Ortak bir noktada buluşacağız aslında. İlk dedik bizim bahçede yapalım. Sonra hep oraya gidiyoruz diye vazgeçtik. Cip'e gideceğiz. Cip'te güzel bir kahvaltı yapacağız. Zaten semalar falan da yasak. O yüzden çer termoslarımızı hazırlayacağız. Bu şekilde top peynirlerden aldık. Bir de şöyle üçgen peynir aldık. Bunu da çıkartabilirsem göstereceğim de. Bunu da böyle hazır yaparız. Yeriz diye. Poşetimize geçelim şimdi. Poşetimizde de un varmış. Bir de size şunu gösterelim. Şu sandalye kılıfından iki tane aldık denemek için. Gayet güzel durdu. Onu da size gösteririz muhtemelen. Bir de bunları aldık. Aldıklarımızın hepsi bunlar yani. Şimdi bunları güzelce havalandırırız. Daha sonra hepsini teker teker yerlerine yerleştiririz. Tabii bunların bir kısmı da derin dondurucuya yerleştirdik. Derin dondurculuk ürünler de aldık. Dondurma falan filan aldık. Ekstradan bir şeyler de aldık. Onları artık çıkartıp göstermeyeceğim. Bunları da şimdi güzelce yerleştirelim. Daha sonra sizinle görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, biz yemek hazırlıklarına başladık. Menümüzde de kavurma ile pilav var. Yanına da ben şimdi salata yapıyorum. Bu arada gün boyu hiç video çekemedik. Yani alışverişten geldikten sonra çekemedik. Çünkü punch denemeleri peşindeydim. Sürekli böyle yaptım söktüm, yaptım söktüm. Biraz olsun kavradığımı düşünüyorum açıkçası. Ama göründüğü kadar kolay olmadığını size söylemek isterim. Şimdi ben salata yapımına devam edeyim. Sizi de hızlı çekime alayım. Siz izleyin. Ben de salatamı yapayım. Hızlıca. Evet arkadaşlar, salatamız hazır. En son masayı hazırlayıp artık bitireceğiz inşallah. Artık videomuzun da kapanışını yapalım. Bayağı uzun bir video oldu çünkü. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.